Sports Dijital ekranlarından herkese merhaba. Eski açıkta Galatasaray'ın 2-2'lik Altay beraberliğinden hemen sonra yayındayız. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Bir chat'i takip edeceğim diye unutmuşum. Beyler evet. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Pek hoş geldiniz mi bilmiyorum ama. Valla başım ağrıyor. Senin de başın ağrıyormuş herhalde. İlaç aldım ben gel geldikten sonra. Evet. Ee, çok hoş değil yani durumlar. Gerçi Erinç Trabzon tribünlerinde görülmüş ama. <laughs> evet Erinci. Erinç'i Kaptırdık gibi gözüküyor artık <laughs> baktık ki Trabzonspor'un durum <laughs> çok fazlasıyla iyi e, bilece sun. gördüğünüz gibi kendisi aynı zamanda Trabzonspor taraftarı. Bunu organizasyonunu yani. ben gelmeden mi yaptınız haberim yok. Yani. <laughs> gördüğünüz <laughs> erinç her devrin adamı diyoruz. Puan farkı kendisi açılınca <laughs> Trabzon türbinlerine <laughs> kaydı. <Evet. gülüyor> Neyse. Dünün ee, tek güldüğüm olayı buydu herhalde diyebiliriz. Ben dünden beri ilk defa buna gülüyorum. Voleybol voleybol da mı kazanılmadı ya? Yok mu? Vallahi voleybol da kazandı. bir tek şey. bir tek kadın basket kazanıldı. Orada da sürekli sakatlıklar, başka problemler. Yani Onlar da can sıkıcı galibiyet. Onlar da yani. can sıkıcı galibiyet yani. Vallahi ben Malatya maçına daha çok canım sıkılmıştı. Yapamadık Malatya maçının yayını. Dünkü maçta o kadar şey yapmadım. En azından iyi iyi bir iki şey de vardı diye düşünüyorum. Katılıyorum. Eee bir de zaten puan farkı açılmıştı yani. Bilmiyorum belki bence hani Malatya maçındaki durgun Galatasaray daha da can sıkıcıydı. Hı hı hı. Ne düşünüyorsunuz? ligde bu kadar büyük puan farkı, hakem tabii ki kararları ha, dünden beri sürekli hakem konuşuluyor, var vesaire konuşuluyor ama. E, yani bilemiyorum. Sizin düşünceniz Siz başlayın bu sefer. Ben mi başlayayım o zaman. Ya şimdi e, önce sağ, yani hiç hakem falan girmeden biraz sağ içine konuşalım sonra hakem ya da başka bir şey konuşuruz. E, şimdi en başında e, biz burada konuşurken e, bu takım olacak, yapacak, edecek, güzel oynuyoruz. Bu oyunumuzu geliştirdiğimizde daha da güzel oynayacağız. Fakat bir de şu e, yakaladıklarımızı atsak e, çok daha sonuç odaklı bir takım oluruz diye konuşuyorduk. Ee, yani çok uzun zamandır şimdi bunu bir bireysel e, yetenek eksikliğine ya da bireysel çalışmamaya bağlayabilirdik. Hani e, hep e, çok malum bir tweet var ya, e, hoca mı girsin atsın hmm. e, durumu. Şimdi artık bence evet hoca girsin atsın'a döndü iş. Çünkü bu kadar e, son vuruşta hala bir şeyleri beceremiyorsak artık bu oyunculardan biraz daha teknik heyete kayar. Nasıl zamanında ben söyledim. Bireysel hata, bireysel hata 1 bir iki kere bireysel hata kabul ederiz. Ama bu bireysel hata 10 oluyorsa, 15 oluyorsa artık bu bir bireysel hata değildir. Bu bir takım hatasıdır. Bu teknik heyet hatasıdır. Kaldı ki Altay maçında da yine bence iyi oynadığımız bir maçta hem son vuruşlarımız kötü hem son tercihlerimiz kötü. Yani sonda yaptığımız mesela en basiti en sonda e, Kerem'in verdiği Morutan'ın kontrol edemediği top mesela. Evet. Hiçbir istatistik olarak yazılmadı o şey o pozisyon. Artık bu gelişmiyorsa buradan artık ben oyunculardan teknik yavaş yavaş dönerim. O tip en az 5 tane pozisyon var bu arada. Aynen öyle. Yavaşta. Aynen öyle. Halilin dönemediği vesaire bir yani ger gerçekten evet, bir sürü Halil mesela dün Halil beni çok şaşırttı. Ee, kötü değildi. Fakat her topu bir kere kontrol edip bir kere yana dönmek üzerine programlanmış evet. şekilde aldı topu. Evet. Tek top oynamakta çok ciddi problem çekiyor bence. Çok fazla ayağında Tamam çok iyi oku. yani bak bu bu şeyi çok iyi yapıyor. Hı -hı. Yarım dönüşleri, evet, evet. topu tutmaları, oyunu açmayı çok iyi yapıyor. Ama bazen de bu işi o kadar abartıyor, ya, abartıyor. ki. Gerçekten çok ciddi pozisyonlar daha orta sahada Halil'in ayağında bağlı. Aynen, evet. aynen. Buna kızamıyorum da. Ya yani bir yandan kızmak istiyorum ama Halil'in bu özelliğine kızamıyorum da. Halil'in bu özelliği sayesinde de yeri geliyor çok ciddi pozisyonlar aynen, buluyoruz. Aynen. Ya bu aslında şey gibi biraz. Hocanın sene başında Kerem'e dedi ya de, tabii ki deneyecek. Hı hı. Denerken de top kaybedecek. Evet. Yavaş yavaş da o denemelerde top kaybetmemesini öğrenecek dedi. Evet. Kerem de çok gelişti hakikaten. Kerem de gelişti. Aynısını Halil'den bekliyorum. Evet. Onun dışında genel olarak e, dün e, ben Bayıla Bayıla anot izledim. E, burada en sıkça eleştirmiştik. Doğru. Sıkça eleştirmiştik. Ben dün Bayıla Bayıla anot izledim. Keşke bu e, şeyden devam etse. E, Sol bekte en azından e, bu performansla devam ederse e, en azından gözümüzü kapayabiliriz. Ya zaten hep şey diyorduk. Hücumda çok iyi bindiriyor, çok hızlı. Sıfıra çok doğru şekilde iniyor ama final pasları çok kötü diyorduk. Dün çok iyi final paslar attı. Tam 7 Not tane evet. 7 tane şut pası atmış. bir tane asist çıkarabilmişler. Yani adam daha ne yapsın yani? 7 tane bir sol bek 7 tane şut pası çıkarıyorsa yani zaten maçın en iyisiydi Galatasaray adına. Yani i̇ki tanesi de boş kaleye çıkardı onları. Yani evet. bir tanesini Halil ayağında geveledi. Bir tanesini de Muhammed, Muhammed direğe, direğe vurdu. Dur. İki tane boş kaleye olmak üzere yedi tane şut pası vermişsin. Bir Cagney'e nihayet e, kafayı vurdu. Orada da bence Galatasaray'ın santraforlarının bu kadar değişmesi bir problem. Mesela az önce dedi ki Kerem kendisini geliştirdi. Markao bu sene kendisini geliştirdi. İlk goldeki pas yine Markao'dan bu arada. Evet. Onu da es geçmeyeli. Mükemmel bir pas. Feguli'ye indirdiği top. Evet. Bunlar bu kadar gelişiyorken mesela Muhammed de geri gidiyor. Tayland e, Taylan mesela hadi sakatlık yüzünden diyelim. Tayland'a birazdan geliriz. Baya bence kötüydü. Geri gidiyor. Geçen seneki, geçen senenin bu dönemindeki Taylandla şu anki Tayland arasında çok fark var fiziksel açıdan. Ciddi bir geri gitme. Muhammed'de de bir geri gidiş var. Şimdi o bir yanda var. Bir yanda da şimdi sen seneye Halil Tek Forvet başladın. Pardon Cagney ile başladın. Cagney'i kestik. Halil Tek Forvet oldu. Halil'den sonra bir Muhammed oldu. Muhammed hatta 3-4 tane gol attı hatırlarsanız. Burada evet. yayınlarda da dedik ki neyse evet. ki Muhammed geliyor. Muhammed'i evet, kazanıyoruz değilim. galiba. Dönüyor. Aynen. Tam Muhammed'i kazanıyoruz galiba derken Muhammed yine yedek. Durup dururken ortada yani bir şey yok. Yani durup, durup dururken yedek. Yine haftalarca yok Muhammed. Ve Muhammed durup dururken yedek olmasının bir sebebi varsa, yine gece hayatına girmişse veya profesyonellik dışı davranıyorsa o zaman kadro dışı bırakılır. Evet. Ha neden yok mesela Muhammed yine yok durup dururken yok. Tekrar Cagne'ye döndük. Malatya maçı Cagne. Marsilya maçında çok iyi. Malatya maçında etkisiz Cagne. Bu maç hop yine yedek yine Muhammed. Bak dördüncüye değişti. Cagne başladı. Halil başladı. Halil Muhammed'e döndük. Şimdi Cagne'ye döndü tekrar. Sonra şimdi tekrar 5 kere Santrfor'un değişiyor. Her hafta center for değişince de sen şimdi bir de birbirlerinden çok farklı adamlar. Hangi center göre oynayacaksın? Muhammed mesela kafasına göre koşu atan bir oyuncu. Bilinçsiz atıyor yani. Koşturup duruyor. Böyle çok oyunu bilerek oynayan bir oyuncu değil. Özel bitiriciliğini falan konuşturarak oynamaya çalışan, gücüyle oynamaya çalışan bir oyuncu. O başka bir adam. Halil bambaşka başka bir adam. Şimdi arkasındakilere de yazık. Fegulilere, Keremlere. Ben kime göre oynayacağım yani? Bir evet. maç maç Santrfor'da Cagne var. Bir maç Muhammed var. böyle olduğunda da kazanması zor oluyor. Sinan orada yani daha önce de bahsettiğimiz şeylerden biri mesela şu. Yani bunu bunu anlarım mesela Yani belki rakibe göredir, belki yorgunluktur e, rotasyondur vesaire bunları belki hani katılmasak da en azından deriz ki sebebi bu deriz. Ama mesela şunu anlamıyorum. Bir önceki maç 11 olan adam bir sonraki maç yani şey bile yok, yani 85'te bile girmiyor mesela oyuna. Evet. İhtiyacın olduğu anda, 85'te bile girmiyor. Mesela bunu ben hiç anlamıyorum. Morutsan da çok benzer oluyor mesela Muhammed olanın. Birden durup dururken yedeğe düştü. İşte evet. ağrısı var mağrısı var deniyor. Mesela Malatya maçında ağrısı varsa neden yedek kulübesinde o zaman? 5 oyuncu değişikliği arasında bile değil Morutsan. Girmedi. E burada girdi. Son dakika pozisyon bocaladı. Sağ ayağımı mı alayım sol ayağımı mı alayım? Niye bocaladı sizce? 2 haftadır yedek olmasının etkisi yok mudur? Başın var ya. Yani güvensizlik hissediyor adam. Evet. Her mesela Kerem'in gelişiminde kötü oynadığında bile, çok top kaybettiğinde bile, her maç 90 dakika sürekli oynatılmasının ne kadar büyük bir payı varsa, zaten bizim hocalara çok geniş kadro vermeyeceksin yani. Aynen. Verdiğin zaman onu çıkar, bunu çıkar falan oyuncular istikrar kaybediyor. Hocanın Kerem'in gelişiminde ne kadar büyük rolü varsa, çünkü sürekli oynattı. Hatta biz eleştiriyorduk, çok top kaybediyor, yerinde durmuyor. Onun yüzünden oyun kurmak Problem haline geliyor hatırlayın yani iki ay önce evet. Ama ne olursa olsun hoca onu oynatmaya Devam etti çok da doğru yaptı Doğru yaptığını da Kerem'in Müthiş maçlar çıkarmasından dün de çok iyi Toplar dün attı hocam, evet. ee, Bundan görüyoruz ama öbür yanda mesela Geçen sene Muhammed şeyde Muhammed'in kendi profesyonelliğiyle ilgili Problemler de olabilir ama bugün Morutsan Şimdi Morutsan dün orada sağ ayağına Güvenemedi 90 artıda Vursa 3-2 olacak belki Güvenemedi döndü yani bu rotasyonların da bence bunda payı var yani. Bu bu kadar sabit bir ilk 11'in belirlenmesi ve ona göre oynanılması gerekli diye düşünüyorum ben. Kerem sen ne diyorsun? Valla aslında söylenecek birçok şeyi söylediniz. Yani biraz daha detayına girersek işte Çıkal Dağı'nın olmadığı maçta Muhammed Halil tercihiyle başladık. Halil dediğin gibi çok iyi anlattın bence de. Yani Halil'i tam ...en net böyle bu kadar tanımlanabilirdi yani gerçekten. Ee, hani iyi yaptığı şey bazen çok kötü sonuç doğurabiliyor bizim için. Gerçekten öyle. Ee, ben başka bir noktaya değinmek istiyorum. Rize ve Marsilya maçları hariç yine Galatasaray üç gol atamadı. Aslında bir bu da bence önemli bir nokta. Hani İnsanlar bunu söylediğimde bazen kızıyorlar ama işte bu yüzden de maç kazanamıyorsun. 3 gol 4 gol attığın zaman maçı koparıyorsun, koparıyorsun zaten. Koparıyorsun ve bunu atamıyorsun Koparacak yani. Sen gol. bunu yapamıyorsun. Şimdi Rize maçı zaten çok ekstra ve bambaşka bir senaryonun olduğu Tabii. bir maç. Ben o maçı yani ona dahil edemiyorum anlatabiliyor muyum? O 3 gol yani. maçı değil yani. O maç bambaşka bir maç. Ki o maçta da hani son pozisyonda Jack ne bilmem ne faul çalacak bir hakem çıksa ...onunla da üç gol atamamıştın yani. O da ayrı bir konu. E, ee, Marsilya maçı hariç Avrupa'daki bir tane bile maçta sen üç golün üstünde üç golü bile göremedin yani düşün. Şimdi bu önemli bir bence nokta. Çünkü yapamadığın için olmuyor işte atamıyorsun gol atamıyorsun ya yani hala o problem ciddi şekilde var. Bunun da en önemli sebebi bence dediğim gibi pozisyona girsek bile... Son vuruşta, son tercihte hep hata yapıyoruz. Ya yani ve bu gerçekten senin de yine çok iyi anlattığın gibi sene başından beri hiç değişmedi, hiç gelişmedi. Yani hiçbir fark yok yani bu konuda maalesef. Yani, yani şöyle dört gol attığımız Marsilya maçında da tonla aslında bu nasıl kaçar dediğim aynen, şey oldu ya. Yani. Aynen. Aynen. Ya bu arada hani genç takım ilk 11 e, sabi, hani sabit bir ilk 11 tabii ki arada 2 3 rotasyon olur da hani on 11'in belli olur deme sebeplerinden bir tanesi de takımın aslında çok genç ve dinamik olması. Ya yani bu takım rotasyona daha az şey duyar. Beşiktaş'ı gibi değil Galatasaray veya Trabzonspor gibi değil. Trabzonspor'un Aynen. da avantajı 3 günde bir maç oynamıyor. Aynen. Haftada bir oynuyor o yüzden makamayı dinlendirmek zorunda, hamşiyi dinlendirmek zorunda kalmıyorlar. Kalmıyor. Öyle bir avantajları var. Senin de genç takım olma avantajın var. Sen mesela Berkan'ı, Berkan 50 tane maç oynasa bana mısın demeyecek bir dinamizme sahip. Evet. E, Murut genç senin, Kerem öyle. Kerem mesela milli takımdır, Galatasaray'dır. Sezon başından beri bir sürü maça çıktı. Hiç yorgunluk belirtisi onda da yok bir tek Malatya maçında dinlendirildi mesela. Dinlenmese de de çocuk yorgun gibi değildi. Hani bu takım mesela rotasyona az ihtiyaç duyan e, bir takım. Ama e, Galatasaray bir türlü oturtamadı. Tabii onda mesela benim de yanıldığım konulardan bir tanesi ben hani bu kadar gol atılamıyorsa işte Cagne, Muham, Cagne Halil veya Muhammed Halil gibi bir tercihle 4-4-2 gibi olan 4-4-1-1 sistemine dönmek daha iyi olabilir diye düşünüyordum ama e, bu sistemde de oyunu, e, oyun bütünlüğünü almak zor, oluyor. zor oluyor. Kırılıyorsun. <laughs> Kompakt yani. kalamıyorsun. Ortadaki ikiliyle Berkan Taylan'la çünkü ikisi de çok defansif kalıyorlar. Evet. Orada biraz geride kalıyorlar. Öndeki <laughs> Halil de çok önde kalıyor. Oradaki hat orta sahada. Önemli bir boşluk bırakıyor. Kopuyor. O bıraktığın boşluk da senin rakibe geçiş izni vermene sebep oluyor. Altay bile öyle. Ligin en zayıf takımları bile sana kolay geçişler çok ciddi, çok ciddi, geçiş yapmıyor. Geçiş yap. yani. O da koparıyor seni yani. Adam gol atamasa bile senin hücum devamlılığın gidiyor. Ya bir de Sinan, e, sanırım bizim orta sahamızın e, çok çabuk dönen adamlardan oluşması gerekiyor. E, bir tanesini kaldırabiliriz belki. Çünkü Tayland'a, Berkan'da böyle çok çabuk dönen, e, oyunu hızlı bir şekilde açan e, futbolcular değil tam ikisi de belki mesela Berkan e, Altay maçında çok ciddi ters toplar attı vesaire ama bunlar e, durağan e, anlarda atılmış toplardı evet. aslında. Evet. Şimdi bizim e, attığımız gollerin e, gollere bir biraz bir e, şey yapalım, kafamızda tekrar edelim. Hep e, çok hızlı çıkışlarda Kerem'in özellikle çok hızlı çıkışlarında ve topla buluşmalarında arkadan destekle çok ciddi goller bulduk bize. Bunların da hepsi ya yani, ya top kaybı ee, ani presle kazandık, hı hı. devam ettik. Yani vücut, yani şey, topu kazanan adamın zaten vücudu kaleye dönüktü. O yüzden çok rahat hızlı çıkabildin. Ya da şu an bu işi en iyi yapanlardan iki kişi var, biri Halil, biri Kerem. Ya da Kerem'in bu dönüşlerinden hep faydalandın. Ama sen e, orta sahadayken ya da topu daha senin kalene yakın e, kazanmışken ani presle orada senin Orta sahalarının iyi dönmesi gerekiyor, hızlı oyunu açması lazım. İşte orada da Taylan Berkan olduğu zaman o oyunu hızlı açamıyoruz. Evet. İkisini evet. de seviyor ve beğen beğeniyor olmama rağmen söylüyorum bunu. O yüzden bir tanesini kaldırabiliriz bence. Hı hı hı. Ama ikisi olmuyor. E, yaratıcılık olarak da hücum olarak, çift yönlülük olarak da ne eksik kalıyorlar bence. Bir beğeni isteyelim. Yaklaşık 500 kişi falan var e, şeyde e, ...chat'te gördüğüm. Bence e, Galatasaray'ın önemli eksiklerinden bir tanesi iki yönlü sadece bir oyuncusu var. O da çıkılda orta sahasında, evet. merkezinde. Şimdi Feguli 8 yapsan tek yönlü hücumcu. Morutsan tek yönlü hücumcu. Taylan tek yönlü savunmacı. Berkan tek yönlü savunmacı. Aslında Jetson transferi gelirse devre arasında bence ciddi anlamda bir ihtiyaç bu. Berkan'ı 6 numaraya yapıp artık 4-3-3 bence bu takımın en iyi oynayabildiği sistem. Zaten senelerdir alıştığı sistem yani 4. döneminde Fatih Hoca'nın en çok oynattığı sistem. Berkan'ı 6 numaraya çekip sağına Jetson, soluna Çıkıldağ'ı veya tam tersi bu üçlüyle Galatasaray Avrupa'da da zaten artık ana hedef Avrupa olarak kalıyor. Avrupa'da da daha iyi oynama ihtimali var. Bir de puan farkı bu kadar açılmışken Galatasaray'ın belki de İkili, artık rahat olacak artık gelecek sezonun hani o 3 yıllık plandan bahsetmişti ya hoca ve yönetim de aslında o planın ana teması yönetimin verdiği bir karar. Onu aslında daha rahat uygulayabilme ihtimali var. Şöyle var. Mesela DeAndre Yedlin'le dün mesela Patipanun'un ne kadar mükemmel oynadıysa Yedlin yine aynı kötülükte oynadı. Evet. DeAndre Yedlin'le evet. Galatasaray'ın geleceğine dair bir şey plan yapma şeyin yok. Zaten artık Yedlin 30'lu yaşlarına geliyor. Yedlin'in en önemli özelliği mi? Yaşıyla birlikte atletizmini de kaybettiği zaman daha da sıradan bir futbolcu haline gelecek. Daha da büyük bir düşüş yaşayacak. O yüzden senin Yedlin'i kazanmak gibi bir derdin olmamalı artık. Oraya Oğulcan mı olur Barış Alper mi olur dene. Dene yani bir şey kaybetmezsin. Yedlin'den daha kötü oynamazlar. Lis Altay'ın kalecisi 11. dakikada degaj dikiyor. Diktiği degajın arkasından Yedlin adamı kaçırıyor. Evet. Ve sarı kart görüyor. Hani organizasyon yapmalarına işte atıyorum bir top şey çevirmelerine gerek yok. Gerek yok. Yedlin'in arkasına vurun o bir şekilde kaçırmayı başarıyor evet, yani siz evet. iş şaşırtmanıza falan gerek yok yani. Pas yapmanıza gerek yok. Kaleci dikiyor. Yedlin kaçırıyor. 28'de yine kaçırdı. E, savunması zaten iyi değil. Hücumu zaten çok kötü. E, oyun kurma yok. E, böyle bir oyuncu için de hani yani o Oğulcan oynasın. Daha ne kadar yedinden kötü oynayacak bir hali yok. Barış Alper oynasın. Hani daha genç oyuncuları deneme fırsatı da e, doğurur bu. E, ya Altaya karşı en azından Oğulcan oynasın. E, tamam belki Marsilya'ya karşı oynatmazsın ya da Lazio deplasmanında oynatmazsın. Orada daha fazla e, fiziki e, mücadele ile oynamak zorundasın. Ama en azından Altay'a karşı oynatabilirsin yani. Kaldı ki Altay sana sürekli geçiş hücumu yapmaya çalışıyorken aslında bence orada Oğulcan'ın hızı tabii ki. Daha büyük avantaj Yedlin'e göre. Ya daha iyi toplar atıyor en azından. Aynen öyle. Ve şeyde ya defansif anlamda da kötü bir adam değil Oğulcan yani. Evet. Ya ileri uçta bile oynarken hatırlayın. Ne ne diyorduk o zaman? Ya bu Anolt'un e, defansif sıkıntıları varken sanki Oğulcan'ın defansif yardımını düşünerek oraya Olcan'la çözebiliriz diye konuşuyorduk. Her hafta söylüyoruz ama boy ne zaman gelecek onu da anlamış değiliz. Bilmiyorum hiçbir açıklama yok yani bir hafta sonra başlanmış yani başkan ki başkan bir 12 12'sinde gelecek gibi bir şey söyledi. Onları da soracağım sana bu arada. Tamam, Oraya soracağız. geleceğiz. Çok çok yani ben... büyük, çok büyük dezenformasyon var çünkü o okay. toplantıyla alakalı. Şimdi ben şeyden alayım. E, saha içine dair ekleyeceğiniz eğer çok büyük bir şey yoksa. Benim bir var. Tamam sen Şunu söyle söyleyeyim. oradan geçiş yapayım. Ben Taylan'ın durumunun e, bu maçta mesela kaybedilmesinde, dünkü maçta puan kaybedilmesinde en önemli faktörlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Mesela ilk yenen gol Taylan'ın da artık ceza sahasının içine kadar gömülmüşler ve ceza sahasından çok kolay şut attırmak ve direkt içeri gol geldi. Orada, orada o orada gerekiyor. o Taylan'ın o şutu kesinlikle attırmaması ve bloklaması lazım. Çok yumuşak kaldı. 81'de yine ceza sahası içinde adamlar çok kolay 2-1'den sonra penaltıdan hemen önce ee, yine çok kolay vurdular. Muslera kurtardı. Peki abi Taylan'ın en iyi halinde bile Tayland ama zaten bunları çok tam da yakaladık ki. Bence ya. geçen seneki Kasım ayındaki Tayland'la bu seneki işte Aralık ayında o değil mi? Zaten bu bu ar aralıktaki Tayland arasında kesin. çok büyük fark var. Çok Ş belirleyici oluyor. Şöyle Kerem muhtemelen şöyle aslında biraz eee pozisyonları. Tayland genelde geçen sene hücum aksiyonlarını üstlenirken arkada çok ciddi boşluklar hmm. bırakıyordu hatta kaç kere yayın üzerinden çok gol yemiştik biz. Evet. Tayland'ın arkada bıraktığı boşluk yani, Dan do yani. tan dolayı. Ee, bu biraz karşılama hatası ama bu Hı, bayağı evet. pozisyon hatasıydı. Yani eskiden kapatıyordu bunları. Blokluyordu. Evet, evet. ikili mücadeleleri kazanıyordu Kart, falan. Topun yani. arkasındayken yaptı bu, bu Geçen şeyi. sene altı numaralı öğrenmeye çalışırken pozisyon hataları yapıyordu senin Hı. dediğin. Ama bu sene artık fizik olarak eksik kaldığı pozisyonlara gebe oluyor. Dün mesela sadece o kadar geçişin olduğu maçta sadece bir top kapmayla oynamış. Hani o kadar geçiş var. Mesela yanındaki Berkan 4 top kapmayla oynamış. Markao 5 top kapmayla oynamış. Şimdi onların hepsi savunma yapan oyuncu. Yanındakiler bu kadar dominantken senin onların çeyreği kadar, beşte biri kadar top kazanıyor olman altı numaradan bir tanesi olarak. O işte zaten yetersizlik göstergesi. Orada Taylan'ın bu performansıyla Berkan'a yedek olabileceğini düşünüyorum. Ben bir an önce de bu sakatlık belasından umarım kurtulur ve geçen seneki fizik kalitesine e, ulaşır. Ama yani Berkan Taylan şu anda biraz e, şey oluyor, hücumda da olmadıkları için lüks oluyor maalesef. Ben buradan şuraya e, bağlamak istiyorum son olarak. Şimdi Burak Elmas e, geldiği zaman bir şey demişti. Benim bir stratejim var, e, bir futbol aklım var Hı. ve bunu uygulamak istiyorum demişti. Şimdi e, bence önümüzde çok ciddi bir tehdit var. O tehdit de şu ki e, gelecek sene o dahi gidememe tehdidi. Yani ...şu anki pozisyonumuz ve gidişat biraz ona doğru bence korku ben vermeye başlıyor. Ya. İnşallah olmaz. Ama eğer ki böyle bir durum olursa bu stratejinin çöküşüdür bana göre. Çünkü bu oyuncuları UEFA e, ya, sahnesine çıkartamamak... E, ...bir kere satışı inanılmaz zorlaştıracaktır. E, bu oyunculara tecrübe katma işini tamamen bir kenara bırakacaktır. E, ve bu gidişat çok kötü bir yere doğru gider. O yüzden bu dakikadan sonra Galatasaray'ın bence amacı artık şampiyonluk falan değil. Olması çok zor çünkü. Yani inşallah oluruz ama yani gerçekçi olmamız lazım. Ee, bir şeye ee, kaldı yani büyük mucizelere büyük kaldı. Büyük mucizelere kaldı ki önündeki takımlar da hani armut toplamayacaklar yani. Sadece Trabzonspor yok. Hı hı. hadi Trabzonspor'da inanılmaz bir deprem oldu yani. Anlatabiliyor muyum? Takım özelinde söylüyorum. Bir şeyler çok karıştı, bir şeyler oldu. Yani olmaz abi. Yani diğerleri var. Çok zor ben ben söylüyorum çok çok zor. O yüzden e, bu dakikadan sonra Galatasaray'ın artık bir şekilde o FA kupalarına gidecek e, şey sıralamayı bence, kapması lazım. Bence hani o, ek, evet öyle ama mesela dün mesela Feguli yine hareketsiz, etkisiz. Evet. Feguli 4 maçta bir top oynayacak diye, 5 maçta bir evet. top oynayacak diye Feguli ile gitmezsin bundan sonra. da az önce dedim ya Yedlin yerine o olacak. Feguli yerine Morutsan'ı mesela Morutsan yerine Feguli oynuyor değil mi? Morutsan'la oynarsın. Morutsan kaçırsın. Evet. Morutsan kötü oynasın. Bir tane çok güzel atar. iki tane çok kötü. Morutsan olgunlaşsın. Bu sene Morutsan'ın olgunlaşma senesi olsun o zaman Feguli ile. Evet. Babel evet. 90 artı 2'de yine sağ ayağıyla önünü açacak da şut atacak diye top kaybediyor. 90 artı 3'te mi 5'te mi evet. neyse. Ha, Babel kaybetmesin de Barış Alper kaybetsin. Yani dün sinir etti beni gerçi oradaki çektiği şutla ama en azından Barış Alper'in olgunlaşma senesi olsun. Morussa'nın olgunlaşma senesi olsun. Çünkü zaten atıyorum kaçıncıyız biz? Dokuzuncu muyuz? Onuncu muyuz? Hani Koptuk artık ya. İkinci yani şampiyonluk mücadelesini hani Fegüller'le Babel'le vermedi. işte gençlerle üçüncü oldu. ikinci oldu. Kaçıncı olabiliyorsan dördüncü olabiliyor. Dördüncü, dördüncü oldu. Ama bu, bunlarla oldu yani. Sabek yine genç oyuncunu dene. İsmail çok çalış mı? Boşa düşmüş. Sabek evet. de al Ocak ayında dene. Genç bir tane kaleci bul. Yani Muslera'nın sonrası için yavaş yavaş onu dene ligde. Fananolt'un ve Ömer'in arkasına bir tane genç bul. Yavaş yavaş dene. Hani bunları dene. Hani bugünkü performanstan demiyorum. Bugün Fananolt mükemmel oynadı. Hani onu hani keselim falan diye demiyorum. Adam mükemmel oynadı. Hep böyle oynasın ve hiç de kesilmesin. O mesele değil de hani sen gelecek şeyi, gelecek sezonun madem o 3 yıllık plan yaptın. bu sene de şampiyonluk hedefinden o zaman ligdeki maçları geleceğe hazırlanma maçları olarak görebilirsin. Beşiktaş bunu yaptı işte. 2 sene üstte şampiyon oldukları dönem öncesinde adamlar o Oğuzhan'ı, Veli'yi işte Olcay'ı, Molcay'ı o feda döneminde, üçüncü oldukları sezonunda toparladılar, hazırladılar. Onlar da işte Gökhan Töre'yi. Ondan, ondan sonra da o çok başarılı iki sezonları, şampiyonlukları falan geldi. Peki bir, bir sorum var tam bu noktada. İkinize de soruyorum bunu. Ee, Berkan ve Kerem'in devre arasında gitme ihtimali ciddi şekilde konuşuluyor. Şimdi biz bir üç yıllık plan yaptık. Kerem ve e, Berkan da giderse bu takımdan şu anda e, bizim elimizde hiçbir şey kalmazsa ki ben bundan ciddi anlamda korkuyorum. Yani çünkü şu anda en ana plandaki oyuncuların bunlar senin. Şimdi bunlar da giderse senin elinden bu üç yıllık plan nasıl olacak? Bunların yerine aynı kalitede birini bulabileceğimize inanıyor musunuz? Yani bu bunlar önemli bir Oradaki soru Oradaki kafa karıştırıcı şey onların yerli olması. bir de o var. Yani giden futbolcular yabancı olsa belki e, havuz çok büyük, çok geniş. Bir şekilde dersin ki yani hadi tamam belki 2-3 mi, milyona değil de çok sıkıştık. 7 8'e alıyorum dersin bir bu arada şekilde. Değerini bulursa da göndermek zorundasın. Ekonomik durum ortada çünkü. Kesinlikle. Evet. Ve de yerini alamıyorsun. Aynı yani şimdi Türkiye'deki ekonomik gibi arabanı satsan yerine aynı paraya <laughs> aynen, araba alamıyorsun aynen ya. Aynen öyle. Berkan'ı da satsan yerine Berkan kalitesinde adamı zaten alamıyorsun bu İşte bu, bu dilemma nasıl olacak? Ben benim çok net sorum var. Bir ihtimal var. acaba Berkan'ı gönderip aynı paraya Jetson'u alma durumu olabilir mi? Cezson yani hiç oynamıyor ya takımında. Berkan'la Cezson'da oldukça benzer tipte oyuncular. Cezson bir, bir kademe daha iyisi. Ee, belki öyle bir şey ee, ama mesela Kerem'in yerini dolduramazsın. Kerem bir Malatya maçında başlamadı. İlk yarı adım atamadı. Taylan bu şekilde devam edecekse. İşte Berkan'ı gönderirsen Taylan onun yedeği olabilir. Gelen yerine 6 evet. numaranın falan da. Ee, evet yani şu anda e, zor. Ya bizim bence her türlü e, konu dönüp dolaşıp e, Muslera'nın yerini yerli bir kaleciye Abi en dönmek beri, zorunda yani. En başından beri bunu anlatıyoruz. Dönmek zorunda. Hadi mesela e, ikinci yarıyı belki e, Avrupa için söylemiyorum bunu. E, lig için. Belki sabeki de Oğulcan'la bir yerli e, kontenjanını şey yapabilirsin, açabilirsin. E, ama bu sefer de Oğulcan'a bir şey olduğunda ne yapacağız o da ayrı mesele. Bu arada Olcan'ı da daha hiç görmedik üst seviyelerde. Yani evet. Bir Bursa maçında bir bir şey gördük evet, yani başka evet. hiçbir şey ya yok. Bir hazırlık yani bir görmek lazım Olcan'ı da. Belki ya diyeceğiz ki olacak yani yok. yani. Tabii, Bak, tabii olmadı tamam. İsmail da. çok kesim çalışı katılıyor. da alırsın devre arasında denersin. Olma. olma. Hani görelim. mesela Bartu yazmış bir arkadaş. Güzel yazmış. Bartu dene. Aynen. Hani bu ligin ikinci yarısı en azından bu geleceği deneme ve planlama açısından bir avantaj bu yani. Ama o da işte bir soru Bak, işareti. E Onu da o yüzden söyledim. Diyelim ki o o, o deneme planlama sırasında da ...UEFA'nın da dışında kaldın gelecek sene. Ne oldu? Üç senelik strateji tamamen çöpe gitti yani. Bu da bir yol. Bu da bir durum. E tabii o da bir ayrı bir kötü senaryo. O kötü senaryo gerçekleşmez inşallah da yani gerçekleşirse de... E, ...bu da bir başarısızlık yazacaktır yani bu ayrı mesele. Mesela Bartu'da şu var. Az önce Tayland'a Berkan'ın eksiği dediğim o hızlı dönüşler mesela Bartu'da var. Belki Bartu bize biraz o konuda fark yaratabilir ama... ...işte Bartu'nun e, şu anki seviyelere hazır mı değil mi... Ee, çok detaylı izlemediğim, çok detaylı takip etmediğim için bilmiyorum. Bir de zaten kaldı ki bir de sözleşme problemi var Bartu'nun. Ee, sanırım herhalde sözleşme benim izlenimlerim yani medya haberleri ya yani medyadaki çıkan haberlerden kaynaklı söylüyorum bunu. Herhangi bir bilgi ya da bir yerden duyduğum bir şey değil. Ben sanki bu işin çok sözleşmeyle sonuçlanacak gibi Hı. olmadığını düşünüyorum. Ya çünkü bir bir futbolcu eğer menajerinin tavsiyeleriyle kulübe geliyorsa, o bunu yanlış ya da doğru söylemiyorum bunu. Genelde menajerinin dediği oluyor. Her zaman bu böyle oluyor. Yani oyuncunun menajerine karşı çıkıp hayır ben burada kalacağım dediği örnek bir elin parmaklarını geçmez yani. Yani özetle geldiğimiz nokta birazcık şu. Ee, ...strateji, altyapı... işte e, ...sürdürülebilirlik falan gibi laflar güzel... ...ama bunun altını doldurabildiğiniz zaman güzel... ...şu anda... E, ...ne kadar doldurulabileceği... E, ...önümüzdeki süreçte... ...çok belli gözükmüyor. Ben bu kadar ama gözükmüyor. şey enseyi karartmıyorum bu arada Kerem... ...yani... E, ...bilmiyorum katılır mısın ama... ...bu kadar enseyi karartmıyorum... ...şundan dolayı karartmıyorum... ...sezonun başından bu yana... E, ...ben bu takımın... ...zaten şampiyon olamayacağını düşünüyordum... E, ...ve öyle bir beklentim de yoktu... Ee, tabii ki bu şey değil. Şampiyon olmuyoruz, tamam biz bu sezonu kapatıyoruz demek değil. Hı hı. Galatasaray her zaman şampiyon olacaktır, olmalıdır da. İkincilik her zaman e, eğer yanında bir şey yoksa, e, havucu yoksa yanında ikincilik her zaman başarısızdır. Hı hı. İşte ne bileyim Avrupa'da çok iyi gitmediysen ya da bir sonraki sezona e, gerçekten umut Vadedici bir e, oyunla ve kadroyla e, geçmiyorsan ikincilik her zaman başarısızlıktır. Ama şu an eğer bu e, önümüzdeki bir iki tane tökezlediğimiz konuyu düzeltip... ...biz e, şampiyon olamazsak da ikinci bitirirsek... ...ben bu sezona e, artı yazmam da eksi de yazmam. Abi ben bu senenin havucunun e, Berkan Kerem ve belki Markao'nun satılması olacağını düşünüyorum. Evet. Ve buradan da gelecek para bu senenin havucu olur. Ama bu sürdürülebilirlik anlamında bunların yerini dolduramayacağımızı düşündüğüm için... İşin sonunda havuç olmaktan bayağı sopa olmaya doğru gidebilir. O yüzden zaten buradaki bir dilemmadan bahsediyorum. Yani e, bence başkanın giriştiği iş çok zor bir iş. Evet. E, Allah kolaylık versin diyorum. E, gerçekten zor iş. E, yani hele ki bu yabancı sınırının bilmem nenin olduğu bir ortamda... ...Türk havuzunun çok dar olduğu bir ortamda... ...böyle sürdürülebilirlik, altyapı falan işleri öyle hiç kolay işler değil bunu da maalesef görüyoruz. Önümüzdeki dilemma budur. E bunu nasıl çözeceğiz? Göreceğiz yani. Bu arada başkana bir eleştirim var benim. Başkan şimdi başından beri duruşunu belli ediyor değil mi? Yani işte biz şeyden hani böyle çok çıkacağız da zaten basın sözcüsünü Remzi Bey'i atamasından beri başından beri hani biz öyle sürekli yangın yapan, sürekli işte hakem konusunda konuşan veya TFF'ye sürekli şey yapan bir yönetim anlayışına sahip olmayacağız. Mesela atıyorum Aziz Yıldırım'ın yanında Mahmut Uslu vardı. Onların tarzı belliydi. Ne yapacakları belliydi. Mahmut Uslu'nun neden orada olduğu belli. Onun öyle bir stratejisi var. Senin de Remzi Bey'le anlaşmışsın. Böyle bir stratejim var. O zaman sürekli basın önüne çıkmana niye yani ne gerek var ki? Niye sürekli basın önüne çıkıyorsun? Mesela son yaptığı basın toplantısı hemen hemen hiçbir şey söylemedi. O zaman niye yapıyorsunuz ki basın toplantısı? Bu arada ben ekstra bir şey daha söyleyeyim. Rezi Bey sanırım şu anda İstanbul'da da değil. Türkiye'de de değil şu anda benim yani olmak kadarıyla. zorunda da değil bence. Değil, o manada da söylemiyorum ama yani şu anda bir zaten bazın açıklaması yapılacak desek ne bizi bey yok ortada. Şimdi bizim Türk futbolunda şöyle bir durum var. Sanırım Can Kozanoğlu'nun kitabı 80'lerdeki e, Türk futbolunu da anlatıyordu. İşte daha özal dönemlerinden beri 40 yılı aşkındır Türkiye'de futbolla devlet hep iç içedir. İşte senin yaptığın Tabii. bankalar birliği anlaşmaları falan da öyle. Yani aynen, sen Aynen bunlar böyle birbirine kenetlenmiş durumdadır. Şimdi 50 yıldır bu böyle tamam mı? Bu, bu hükümette de geçmiş hükümetlerde de böyle. Sen iki tane opsiyonun var. Ya ben yok kardeşim diyeceksin düzene karşı duruş sergiliyorum falan. Ya, ya bunu ya bunu böyle yapacaksın. Ya da diyeceksin ki zaten işte bir iki sene sonra seçimler var. E seçimlere göre ne olacağı belli değil. Ya hükümet değişir mi devam mı eder ona göre ben bekleyeyim ona göre bir pozisyon alayım. O da senin stratejindir. Yani stratejini belirleyip ona göre hareket etmek daha doğrusu ama şu anda sanki başkan o stratejiyi tam belirleyememiş gibi hareket ediyor. Yani hem e, şey yapmıyor, bekliyor bir yandan işte Remzi Bey ile birlikte şey yapması bekliyor ve sükunetle bekliyorlar. Hem de sürekli basın açıklaması yapması onu şey yapar, hedef tahtasına koyar. Bence başkanın kafası karışmış. Evet, yani orada net stratejisini belirleyip ona göre hareket etmesi lazım. Başkanın şu an e, benim anladığım kadarıyla. Ee, güvenmeli miyim? Güvenmemeli miyim? Savaş açmalı mıyım? Evet. Yoksa. E... Evet ne yapmalıyım diye evet, şu anda. şu an bir e, benim gözlemlediğim kadarıyla onun bir kararsızlığını yaşıyor. Peki oradan alalım. Ve, mı genelde, ve genelde bu kararsızlıklar e, genelde çok konuşmaya sebebiyet veriyor. Mesela Eşref Amamcıoğlu'nun şey tarzı Burak Elmas'ın tam tezatında duruyordu ve belli ediyordu kendisini. Yani muhtemelen başkan seçilseydi direkt düzene karşı bir pozisyon almaya çalışacaktı. Ünal Açılalı'nın son döneminde yaptığı gibi. Ve onun da getirisine kadar olurdu, götürüsü kadar olurdu onu bilmiyorum. Hiç hmm. bildiğim konular değil. Ama bir şey tarzı belliydi. Burak Elmas'ın da bence tarzını net yani seçtiyse Remzi Bey'i ve duruşu şeyi beklemekse, düzeni beklemekse o zaman beklesin ve evet futbol konuşulacaksa oyun konuşulacaksa takım da ona yönelsin, kamuoyu da ona yönelsin. Kafaları orada temiz tutmak çok önemli. Mesela bunu şeyde iyi yapmışlardı. Derbi, Fenerbahçe derbisini kaybettikten 4 gün sonra Marsilya maçını müthiş çıkan ve Avrupa'da işte galibiyet alan kendisini evet. gruptan çıkarmayı başaran bir Galatasaray vardı. Bunun bozulmaması lazım. O yüzden bu bozulmaması için de bu basın toplantılarına hiç gerek yok kesinlikle. Ya girmeyin o topa yani çünkü gerek yok. Yani eğer oyunu konuşacaksanız ve konsantrasyon sahanın içinde tutmaya Çalışacaksınız o zaman bu basın toplantılarını yapmayın diye düşünüyorum. Dün mesela izledim. Levent Tüzeven'in açıklaması olmuş. Sen de galiba Burak Elmas'ın toplantısındaydın. Ben oradaydım. Toplantısındaydın. Evet. Ben onu soracaktım. Ha. anlat oradan da şeye geçelim diyecektim direkt ha. olarak. Yani basın açıklamasına e, Burak Elmas'ın yaptı. Hani sen önce bir başını anlat istersen, ne anlattı basın... Çünkü sen ona gittin, bizi çağırdılar bu arada evet. sağ olsunlar. Ben gidemedim bugün çok yoğundum, sen gittin. Başkan ne anlattı o gün, nasıl bir ortam vardı o medya emekçileriyle birlikte yaptığı toplantıda? Ya şimdi açıkça söylemek gerekirse, bu şu an konuştuğumuz mevzu şey değil. Dünkü basın toplantısı değil, hani izleyenler için açıklama evet, evet. olsun diye söylüyorum. ...kapalı yapılan, e, basın mensuplarıyla kapalı yapılan sohbet toplantısı. Bir tek Galatasaray TV görüntü almıştık. Aynen öyle. Bir Aynen yayınladı Galatasaray evet. TV. E, dünkü basın toplantısı ne kadar gereksizse... ...bence iki gün önceki, e, üç gün önceki basın buluşması da o kadar gereksizdi. Evet. Yani başladı, bitti. Benim orada mesela çok soracağım şey vardı. Ya o kadar... ...yani şeydi yani kimseye fayda getirmeyecek bir ortam yani biz üçümüz burada sohbet etsek yine aynı şey olurdu yani böyle bir aynı içerikte olurdu. E, kimsenin hiçbir bilgi öğrenemediği e, belki başkanın söylediği çok normal iki üç tane şeyin inanılmaz çarpıtılarak manşet manşete verildiği. O tip toplantılar dezinformasyona da çok açık Aynen yani. öyle. Çıkışı Tabii. çok farklı olabiliyor ya, adam çünkü. Adam yalan atsa yalan atıyor Tabii. mu doğru mu söylüyor? O onu yalanlar bu bunu yalanlar çünkü kayıt yok ortada. Aynen öyle. Ya mesela en basiti Mesela or, o toplantıda başkana bir eleştirim var mesela. Şimdi bir o şey yer yerinden oynarı Başka bir şekilde söyledi de. Hadi diyelim ki manşeti verdin. Başkanın da buna dikkat etmesi gerekiyor. Ama öyle söylediğim gibi söyledi basın toplantısında da daha sonra biliyor musun? Hayır öyle söyledi de onu açıkladı sonrasında. Altını doldurdu yani. Ama yine de başkanın şuna dikkat etmesi gerekiyor. Ben bir cümle ağzım mesela nasıl dedik geçen e, geçenlerde hocaya ya hocam bu ocak sende mimli işte ocak ayı. Yani iyi, iyi, oyunu da Ocak ayı Ocak söyleme mesela. Yani sen iyi oyunu için söylüyorsun ama artık sen de Ocak mimli olduğu için insanlar direkt transfere odaklanıyor dedik. Evet, evet, evet. Burada da öyle. Yer yerinden oynar dedi mesela başkan. Ya şimdi ben buradan başkana seslenmek istiyorum. Bu ülkede ne oldu da yer yerinden oynadı? <laughs> <laughs> ya bu ülke sporunun suratı zımpara olmuş ya. Bu ülke bu ülke sporunun Türk futbolunun suratını zımparalamışlar. Sadece futbolum. Ya şu an futbolu konuşuyoruz diye söylüyorum. Suratını zımparalamışlar. Gelen tükürüyor. Orada olan da yarabbi şükür diyor. Aynen. Ya bu ülke futbolunda daha ne yerli yerinden oynayacak yani? Daha sene başında federasyondan, federasyonun başkanından tut vekiline kadar Çaykur Rize'nin sponsoru olduğu ortaya çıkıyor. O Çaykur Rize senden tahkimdeki davanı geri çekmeni istiyor. Tahkimdeki adamla, disiplin kurulundaki adam beraber kitap yazıyor. Ya karar verenle, o kararı denetleyen adamlar kol kola girmiş kitap yazıyor. Ayşe tatile çıktı diye kitap yazıyor yani bu adamlar. Bu arada kulüplere rağmen devam ediyor dedi mesela. Aynen öyle. Damada katılmıyorum. Yani kulüplere rağmen falan devam etmiyor bence. Bence gayet de bu yönetimden çok memnun olan bazı kulüpler var bence yani evet. içeride. Memnunum. Öyle hiç bence düşündüğü gibi değil başkan. Hani ona öyle değil gibi anlatsalar da belki o kulüp başkanları gerçekte içeride ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Ya 2- üç tane ya da oyuncu da. tabii iki üç tane büyük oyuncu bundan rahatsız oluyor olabilir ama şunu söylemek lazım ee, biz mesela şimdi Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a odaklanıyoruz da şu an ligde bulunan e, bazı takımların lobileri tabii, tabii. Galatasaray'dan Fenerbahçe'den Beşiktaş'tan daha büyük şu an. Vallahi öyle ya. Evet biz onları es geçiyoruz. Doğru. Yani neyse sen istersen devam tamam, et top şeyden. toplantıdan top devam Toplantıda ne oldu? Eee şimdi birincisi eee yani Jetson soruldu. Bilmem ne ya Jetson ne yapacaksınız Jetson'u yani. Hani Jetson soruyorsun mesela muhabirlere de kızıyorum şu an. Jetson soruyorsun. Ne cevabı almak istiyorsun mesela Jetson'la? Ya ne alacaksın? Jetson sordun ne alacaksın yani? Ocakta bakacağız dedi işte başkan. Ya onu bana da sorsan ben söylerdim yani. Ocakta bakacağız derdim yani. Evet. Galatasaray Ocak'ta bakacak derdim yani. Ondan sonra e, mesela dün Levent Tüzemen'in Gaziantep maçı ile alakalı e, pardon Malatya maçı ile alakalı söylediği bir şey vardı. Malatya maçında işte penaltımız Biz ne top oynadık ki falan filan bir kere başka öyle bir şey söylemedi. Ne top oynadı o, o anlattığı tatlı bir şey söylemedi. Şunu söyledi biz Malatya maçında Galatasaray olarak Yapmamız gereken bazı şeyleri eksik yaptık. Yapamadık daha doğrusu. Bence biz Galatasaray olarak bir şekilde o topu içeri atmamız lazımdı. E, Malatya maçında özelinde söylüyorum dedi. Bu şeyin e, bu maçın faturasını penaltıya kesemeyiz dedi. Kimseye laf sokmadan. Kimseye bir e, dokundurma yapmadan. Doğru mu değil mi? Malatya maçının faturası penaltı mıdır yani? Mesela. Değil. Ama işte onu sen böyle e, kanıtlayamayacağın, kameralar önünde olmayan 30 kişilik toplantıda bu yapıyor, yapınca... Bu kamera var abi, çekiyor var. Ha. ama ya yayınlanmadı hepsi. Yayınlanmıyor. Ya, bu ya şey gibi, şey gibi... Hayır yani ben öyle söylemedim, bir... böyle söyledim diye şey mi, video i̇şte mu yayınlayacak? O yüzden yani? zaten bu sıkıntılı bu toplantılar. Yapma bu toplantıyı yani. Bu toplantıyı yapmanın amacı ne? İlk puan kaybettiğinde televizyonlarda bunun biraz dejenere edileceğini ve değiştirileceğini ve o şekilde lanse edileceğini düşünemiyor mu başkan yani? Bunu bunu İşte yanlış orada. Orada çok büyük bir strateji hatası yaptı bence. Hiç gerek yok. Ha, hep diyoruz yani seçilmeden önce muhtemelen kendisine de söylesek, kendisiyle de konuşsak o da der işte Manchester United'ın ya da Premier Lig kulüplerinin başkanlarını görmüyorsunuz falan der mesela. Ama biz, kendisi de mesela farklı bir başkan profili olarak geldi. Mesela bu ara sürekli ekranlarda veya gazetecilerle görüyoruz kendisini. Ben bir şeyler. Der derbisinden sonra mesela çıktı basın toplantısıydı orada ne gerek var yani bu, bu burada yaptığı görüşme üstüne dün yaptığı basın toplantısı falan bu bu, bu şekilde kendisini şeyin üzerine at, önüne atmaması lazım. Son sana vereceğim sözü Galatasaray'da şimdi hem Burak Elmas hem e, Remzi Bey iyi polisler. Evet. Şimdi yönetimde tüm yönetim iyi polisi oynarsa eğer Fatih Hoca ceza almamak için şimdi iyi polis olmak istiyor. Girmek istemiyor toplara. Basın toplantılarında konuşmak istemiyor. Hani soruyorlar mesela düşmüyor. Mesela hatta şeyi güzel yapmıştı. Derbi sonrasında e, Marsilya maçı öncesi basın dediğimde. toplantısında soruyu sordular. Hemen derbiyi sordular. Hı. Orada mesela iyi geçiştirdi falan ama ee, soğukkanlı olduğu zaman kendisini tutabiliyor. Yani olay soğuduktan sonra kendisini tutabiliyor ama maç esnasında tutamadı kendini işte ve kötü polis oluyor. Kötü polis olunca da cezaları ağır yiyor. Hmm. Ama orada bence Fatih Hoca'nın e, net hatası var. Fatih Hoca söz verdi ceza almamak için. Ceza almayacağım vesaire diye. Derbi de yine tutamadı kendisini. Y yine ceza aldı. O zaman kendisinin yanına e, o tip işlerde yetkin olabilecek bir ...sportif direktör olur... ...bir şey olur... ...ve tabi yani hoca böyle çok işine karışılmasını sevmiyor... O, ...o ayrı yani... ...sportif direktör gibi de demeyeyim de böyle... E, ...genel bir... ...o tip bir yönetici olursa... Bence, ...kendisi onun yerine o konuşsun... ...bence şöyle olması lazım... ...Sinan katılır mısın bilmiyorum... E, ...Remzi Bey yönetim kurulu sözcüsü okey... ...ama bir de... E, maçlardan sonra konuşacak... ...bu işin mutfağını da bilen... Ama bir, öyle olacaktı zaten. Basın sözcüsü olması Öyle gerekiyor. demişlerdi. Basın sözcüsü gelecek buraya profesyoneldendi. Evet. Buraya basın sözcüsü değil, e, buradaki iletişimden sorumlu Ahu Özyurt getirildi. Şimdi Ahu Özyurt basın sözcüsü değil ki. Değil. Ahu Özyurt'un ayrıca hiçbir benim bildiğim kadarıyla spor iletişimi geçmişi de yok. Ahu Özyurt nasıl çıkıp orada ma maçtan sonra işte pozisyon yorumunun bilmem yapacağı ya da... ...oradaki o politikayı doğru yönetecek bir açıklamayı yapacak. Yani... Orada bence o isim Ahu Özdür değildi zaten. Ahu evet. Özdür başka bir iş yapabilir Son ama bu iş değildi. Bütün yönetimlerde nedense çok acayip bir şekilde basın sözcüsü şeyi var, evet. garipliği var. Hani Özbek yönetiminde de şey vardı. Nazifoğlu vardı. Evet, Levent Nazifoğlu evet. vardı. Levent Nazifoğlu vardı. Çok acayip bir profildi. Ee, daha, daha sonra mesela yine bir yönetici çıkıyordu. Adını unuttum şimdi kusura bakmasın. Ee, ve hani taraftarlar oradan tepki gösteriyordu falan o onlara cevap veriyordu böyle hiç, çok garip şeyler oluyordu yani o basın sözcüsü ilişkisi bir türlü senelerdir yapılamadı yani Galatasaray'da. <laughs> ya şey şimdi sen dedin ya e, Burak Elmas iyi polis e, hmm. e, Remzi Remzi Bey iyi, iyi polis. Arada. Şey Rezan gibi Rezan alakalı ne dediler? Burada kötü polis çünkü Rezan Hep hmm. bir nevi onunla alakalı ne konuşuldu toplantıda? Onu ya, da soruldu. merak ediyorum. E, Rezan Hep açıklaması soruldu sonrasında ee, orada çok net bir şekilde e, şey yaptı. Dedi ki e, Rezan Bey orada e, iyi niyetle kendi görüşünü belirtti. E, kendi görüşünü belirtmesinde bir beis yok. E, i̇yi niyetinden de bir şüphem yok. Bir art niyet yapmadığından da bir şüphem yok. Bu bir fikir ayrılığıdır. Normal. Ama dedi benim e, görüşümü yansıtan kişi Remzi Sanver'dir dedi. Ya, bizim yönetimimizin son sözü Renzi, Remzi Sanver'dir dedi. Ama bunu art niyetli bir ya da ne bileyim içerideki bir çatışma olarak kesinlikle görmüyorum dedi. Bu kadar. Abi. Ya şey geldi aklıma. Şu cinayet süsündeki iyi polis çok daha iyi başka bir polis sahnesi vardı ya. Şey e, öyle yani. E, başkanlar. Biraz şey, Remzi Bey öyle Remzi oldu. Bey yani. öyle. Remzi Bey daha da iyi polis. Kuşkaş Mercu. <laughs> Bir de ben bir şey evet. daha söyleyeyim. Bence başkanın e, başkanlığa aday olmadan önce bu sosyal medya hesabını kapatması gerekiyordu Twitter hesabını. Çünkü öncesinde yazdığı tweetler bugün çok fazla e, gündeme geliyor. Ve, e, haklı, olarak ve haklı olarak karşısına çıkıyor. Çünkü zamanında atıyorum Mustafa Cengiz'e söylediği işte masaya yumruğunu vurmalı, öyle yapmalı, böyle yapmalı gibi söylemlerin e, başkan olduğunda o kadar da aslında kolay olmadığını ee, bence... Hatta olmaması gerektiğini. ya da hatta olamadığını, olmaması gerektiğini. Neyse yani olması gereken yerler de var da hani belli başlı zamanlarda bunun yapılamadığını ee, bence bugün kendisi tamam, de insanlar görüyor. insanlar kendisi öğrenebilir veya yanılabilir. 10 yıl önceki fikirleri yanlış olabilir. Şu an yanlış olduğunu düşünebilir. Yani kapatmalı mı bilmiyorum ya. Yani... Bizim ülkemizde evet bizim ülkemizde onu çok kötü kullanırlar. Yani şu an da. kullanıyorlardı. Ama adam geçmişini silmek zorunda mı? Ya yani bir şeyleri insanları zorunda bırakmamalıyız yani. Hatası varsa hatası da kalsın. E, doğrusu varsa doğrusu. Yani sordukları zaman e, yanlış düşünmüşüm diyebilsin yani. Bu kadar böyle linç kültürüne o kadar bağımlı hale geldik ki yani insanın 10 yani yıl önce yani yazdığı şey biraz, bile. Doğru diyorsun. Aslında bu biraz zorbalığa e, boyun eğmek e, yani. Boyun eğme, boyun eğmeye geçiyor. E, ama işte olduğumuz durumda bu ya. Yani. Başkan olacağı için sosyal medyasını kapatmak zorunda bırakmamak lazım kimseyi. kesinlikle. Yani. yani. Ama yapacak bir şey yok. Başka e, şu an aklıma gelen ne var diye düşünüyorum e, basın şeyinden buluşmasından ama ha mesela bir 10 üzerinden 5 veriyorum kendime şeyi vardı e, demeci vardı o da çok konuşuldu. Onu bence altını çok güzel doldurdu. Dedi ki yani e, insan önce kendisine acımasız olmalı. Ee, sürekli eksik aramalı kendisinden ki geliştirebilsin. O yüzden ben e, bulabildiğim kadar eksiği buluyorum. O yüzden onun üzerinden beş veriyorum dedi mesela. Hı -hı. E, bence iyi bir açıklamaydı o. Ama sadece kalkıp onu bence onun üzerinden beş başkanım deyip e, manşete verince farklı iş anladım. farklı yere gidiyor. Ama işte gidiyor çok uygun bir ortam oldu. E, tabii. Ya burada birkaç tane şey var bence aslında. Yani e, tabii ki bence üç yılı doldurmasını beklemek lazım. Tabii ki ekonomik e, Efektleri Türkiye'nin geldiği durumu göz ardı asla etmemek lazım. Ama birkaç tane şey var. Yani benim başkandan net olarak adım olarak görmeyi beklediğim. Bunlardan bir tanesi Kemerburgaz. Söyleyeyim Çok mi? net. Onu da söyle. Evet onu söylesen onu, onu oradan söyleyeyim. geçelim istersen. Kemerburgaz konusunda e, tamamen bürokratik işlemlerin beklediğini. Gerekli izinlerin beklendiğini. Eğer bu izinler e, çıkması takdirde bu izinlerle beraber... ...hemen harekete geçeceklerini söyledi. O zaman buradan da şu sonucu çıkartabiliriz ki... ...Kemerburgaz konusunda bir önceki yönetimin söylediği... ...her şey hazır, şu anda gelsek hemen çiviyi çakarız... ...başlarız gibi e, gerçekleşen algı çok da doğru değil, değil. o zaman. E, i̇kinci ama, konu... E... Ama orada benim bildiğim arsanın da bir şey sıkıntısı var. Herhalde imar sıkıntısı falan vardı. Konuşuluyordu. Bunu şey için söylemiyorum, şu an için değil. Eski yönetim zamanında. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Arsayı aldık ama bu arsa tarla çıktı gibi bir durum vardı... ...bir maden çıktı ha aynen ee, sanırım o şey gerçekmiş yani bu yalanlandı eski yönetim tarafından At yok ama o sonra toparlandı dendi yani o da bitti dendi ama en sonunda toparlanmamış Mustafa Cengiz gitti orada bir şey verdi biliyorsunuz fotoğraf ha, evet. verdi şimdi o zaman o dönemki olayda tam olarak böyle değilmiş demek lazım ama hiçbir zaman ben yani bu Türkiye'de hiçbir ben arsa şeyinin davasının hukunun altı ayda bittiğini ben görmedim yani siz gördünüz mü? Valla bilmiyorum. Orada sonuçta şimdi mesela Mustafa Cengiz'in e, cenaze töreninde de... ...bu arada hani burada o zaman konuşamadık. Malatya maçı vardı. Hmm. E, hani hem Galatasaray camiasının başı sağ olsun evet, demek evet, gerekiyor. Olsun. E, yani e, evet belki işte son dönemde çok eleştirildi ama... E, yani ...sonuçta elinden geleni o da yapmaya çalıştı. E, ailesinin, e, bütün sevenlerinin başı sağ olsun yani. diyelim. E, başkanımızın buradan da hani şuna geçmeye çalışıyorum şimdi Mustafa Cengiz dönemindeki hani Erdoğan'la olan ilişkisi özellikle bence yani cenaze töreninde de gördük Mustafa abi diye bahsediyor şimdi devletin en büyüğü o, o şekilde bahsediyor demek ki aralarında gerçekten de bir ilişki vardı şimdi bu manada da ben bu tarz davaların günümüz konjunktüründe bu şekilde çözülmüş olabileceğine inanıyorum, hızlı bir şekilde hmm. ee, ki o madencinin oradan bir şekilde çıkartılması falan filan sürecini de hani takip ettik. Ee, yani ama e, şimdi bu yönetime geldiğinde demek ki bir şeyler yürümedi oradan. Özbek yönetiminde de fena değildi sanki araları. Bayağı. tabii tabi çok, çok iyi, onda iyi. birimetle iyiydi. Ya işte bu az önce bahsettiğim yani o strateji olayı o zaten. Yani ters mi düşüyorsun? E, ters düşüyorsan yeterince cesur davranmıyorsun. ...ters düşmemek mi istiyorsun... ...o zaman da verim alamıyorsun gibi bir durum var. Evet. Yani evet. E, onu söylemeye çalışmıştım. E, i̇kinci konuda bence şu... ...hatta ikinci, üçüncü, dördüncü neyse... E, ...şimdi salon meselesi var. Hala daha e, bir şey yapılmadı salonla alakalı. Orada ne bekliyor onu da bilmiyorum. Sarıyer'den, e, belediyeden sanırım bir şeyler alınacak. Orada da o tarz bir şey var. Ki o da mesela salon meselesinin de... ...henüz hazır olmadığını... E, ...çivi çakmaya... E, ...bilmiyorsun ama bilmiyorum. o da bunu gösteren bir durum. Ben başkana kendim sordum da böyle demişti. E, onun dışında otel var. Otel bekliyor hala. Otel konusunda bir eksik bir şey olduğunu zannetmiyorum. Otelin bir şekilde bir kiraya den bahsediliyordu. Bir hastaneye verilecekten de en son olarak... ...onunla alakalı da bir son dönemde bir gelişme olmadı. E şimdi stadyum sponsorluğu konusu... ...maalesef bence başkanın çok lehine... ...hatta burada çok övdüğümüz konu... ...çok aleyhine döndü. Çünkü yani. niye? Doların e, kurum bu denli artışıyla... 100 milyon dolar Şu sözü... E, ...neredeyse yarıya düştü. 67 yani altmış yediye, altmış falan 70 düştü bir galiba. Şey düştü, bir şey düştü. Yani baktığınız zaman... ...o da aslında tam olarak gerçekleşmemiş oldu. Şimdi sponsorluklara baktığımız zaman... ...Tunç Holding ve e, NEF dışında... Dışarıdan ben net bir giriş görebilmiş değilim açıkçası. ya yani Bunlar bence şu anda teker teker hani başkana en azından şu süre zarfında eksi yazan şeyler. Bundan sonra değişir mi? Üç yıllık bir süreç sonuçta bu. Bunu beklemek ve görmek lazım. Ama şu anda bence başkanın ilk dönemdeki durumunun olduğunu ben düşünmüyorum. Taraftar arasında ve şey arasında. Ama bunun üç yıllık bir süreçte değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve dediğim gibi bütün ekonomik o... E, efektler başımıza gelen birçok başka şeyler bunları da göz ardı etmeden bunu e, yorumladığımı da ya söylemem bir de şöyle, gerekiyor şöyle şöyle düşünmek lazım Kerem yani tamam e, başkanın belki bu dönemdeki iletişim hatalarından falan bahsediyoruz ama e şimdi yani çok açık seçik e, canını sıkan durumlar varken ortada tabii e, başkanını hocanını yani ne kadar belki de sevmiyorsan tamam mı başkanı da sevmeyebilirsin hocayı da sevmeyebilirsin ikisinin de istifa etmesi gerektiğini düşünebilirsin ama yani şu durumda da hani bu kadar yalnız bırakmak bence kesinlikle çok şey. Çok büyük hata yani. Doğru. Hani Doğru. anlarım. Mesela kötü gider. E, normal bir durumda bir şeyler kötü gider. Dersin ki e, hocaya 3 sene zaman verilmez artık. Hocanın bırakması gerekiyor. Eyvallah. Koyalım bunu kenara. Ya da başkan bize verdiği vaatleri tutamadı. E, yarışmacı bir takım yapamadı. Hop dersin ki koy kenara. Tamam okey. Bırak elması. istifam mı istiyorsun mesela? Tamam okey. E ama öyle bir durum yok şu an ortada. Ya bu e, Şampiyonlar Ligi gibi bir grupta liderken e, inşallah perşembe günü de bir şekilde oradan en kötü bir beraberlikle ayrılıp lider çıkarken çıkacakken e, kalkıp Türkiye Ligi'nde 16 puan geriye düşmesini kimse normal bir şekilde açıklayamaz yani. Bu normal bir şeyle açıklanabilir mi? Bu futbolla açıklanabilir mi? Ona da girelim. Bak girmedik. Hakem konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu üç tane çok tartışılan karar var. Bir tanesi ilk yarıda e, sanırım yine altaylı oyuncunun eline çarpan bir pozisyon var. K kendi kalecisinden dönüp e, ikinci pozisyon Halil'in attığı golde foul var mı yok mu tartışması. Hı hı. Üçüncüsü de e, son olarak en son olarak verilen penaltı. E, ne düşünüyorsunuz üç pozisyonla alakalı? İlk pozisyon neydi Kerem? İlk pozisyon e, kalecisinden dönüp altaylı'nın eline çarpan. İbrahim, evet. Ya bence ee, şeyde ilk pen, ilk pozisyon daha penaltı. Yani o Altay'ın pozisyonu İbrahim'in e, İbrahim e, ayrı İbrahim eline çarp bizi verilmeyen penaltı. Verilmeyen penaltı. <laughs> o daha bir penaltı. bence Berkan'ın pozisyonu kesinlikle penaltı değil. Yani hele o pozisyonu 10 farklı açıdan izleyip penaltı vermek hele bir de akşam bir e, video düştü. E, Çakır'ın bir Avrupa Şampiyonası mı? Ya Avrupa'da yönettiği bir maçlardan sonra Dünya Kupasında vardı. Yani birebir aynı pozisyon demeyeceğim. Çünkü orada adamın kafasından direkt bura eline geliyor yani. Evet. Hı hı. O dönem kural farklıydı ama. Ne, bu öyle bu demiş el, bu el kuralı, kuralı öyle sürekli demiş, değişiyor. Çok... Ben zaten bu nefret ettim bu el kuralından. Yok elin aşağıdaysa vermiyorlar. Elin yukarıdaysa gövdenden veriyor. Yok işte kendi takım arkadaşından sekip sana gelirse, listen sekip gelmesi. Hı hı o sayılmıyor da rakipten gelirse sayılıyor gibi böyle sürekli değişiyor. O kural mesela eskiden Engin Baytar da Cüneyt Çakır'ın yakasına o yüzden yapışmıştı. Hatırlar belki arkadaşlar 7-8 sene önce Baroni topu kontrol ederken derbide ayağından koluna çarptı. Kolundan tekrar önüne çekti şey ve Fenerbahçe gol attı. Koluna çarptı çok barizdi. Çok bariz olmasına rağmen niye çağırmadı? Çünkü diğer başka bir uzvundan eline çarparsa o zaman şeydi devamdı yani. Evet. El el sayılmıyordu. Hatta Engin Baytar da o yüzden yakasına yapışmıştı. Dün de tweet attı haklıymışım diye. <laughs> kural değişti. 2 sene önce falan kural değişti. Şimdi de gövdenden koluna çarparsa penaltı veriyorlar ama ben dün hiçbir açıdan koluna çarptığını göremedim. Yok. Ya zaten yüzüne en çar, büyük, yüzün en büyük çenesiyle göğsü arasında bir yere çarpıyor top. Evet. Yani oradan buraya çarpıyor. Bir de buraya böyle bir hafif sekip gidiyor. Ya buraya çarptıktan sonra hafif böyle şurasına falan bir sekiyor. Ama bu da vücudundan sekme. Ben onu mesela hiçbir şeyi e, yeterince net gözüktüğünü düşünmüyorum. Hatta Halil'in hamlesi de o. Halil'in golde faal var mı yok mu? Orada da darbeyi net göremedim. Yayıncı kuruluşta da o trio programını ben beğeniyorum bu arada. izliyorum. Ee, çok güzel anlattılar. Şimdi bir, bir, dakika 20 saniye boyunca Cüneyt Çakır el arıyor pozisyonda. Ve gösteremiyorlar. Bir dakika 20 saniye boyunca gösteremiyorlar. O penaltı pozisyonunda. Ve eninde sonunda bir şekilde karar verip el çalıyor. Ve pozisyona çok yakın kendisi evet. aslında olay anında. Ve evet, bütün ben, olayı ben görüyor. Ben gördüm de dedi. Ben gördüm diyor, ben vücudundan sekti diyor. Adam protokolü çiğniyor ya. Protokolü yani, çiğniyorlar yani. Var protokolüne göre zaten bu kadar net olmayan bir pozisyonun çağrılıp bu şekilde e, gösterilmeye çalışılması çok acayip. Ama zaten Galatasaray'a ben ikidir söylüyorum. Yaşar Kemal'in urnu meselesi de aynıydı. Var üzerinden bir şey yapılıyor eğer yapılıyorsa zaten. Yani neden ısrarla o pozisyona penaltı verdirmek istedi var. Mesele orta zaten. Yani diğer pozisyon da şimdi Halil'in pozisyonu da mesela... E... O pozisyona da 3 kişi de mesela trio programında foul olduğunu söyledi. Halil'in ayağını taktığını söyledi ama orada da aynı şeyi söylediler. Var net gösteremiyor Halil'in o, o pozisyonda evet, arkadan koşarken ayağının geçiyor. araya girdiğini ve adamın o yüzden düştüğünü Altaylı futbolcunun gösteremiyor. O da net bir pozisyon. Niye sadece 2-3 tane açı görüyoruz? 8 tane kamera mıydı? 10 tane miydi? Ne kamera? Onlar yok mu? Niye diğer açılar yok? Mesela ya hem Halil'in pozisyonu belli değil. Ortada yani flu. Aynen. Hem bu, bu pozisyonda iki tane açı gösteriyorlar. İkisinde de karışmaması lazım. Belki dolayı. belki İkisinde adam de doğru öyle. karar veriyor ama yok ki kamera. Gö görmüyorsun yani. Ya bu adamla daha özet hazırlamaktan acizler. Ya bu genel bir boş e, boşvermişlik hakim yayıncı kuruluşta bence. Umursamıyorlar bu ligi bence. Olabilir. Umursamıyorlar zaten yani. Çıkmaya yararıyorlar herhalde zaten. Ya keşke çık ya ke yerine gelen ne yapacak onu da bilmiyorum da yani. Bu arada Berkan'ın orada elin açık koşmaması lazım ya. Yani sen 2-1 öne geçmişsin. Son dakika golü Cagney'le bulmuşsun. Niye eller şeyde o kadar boş niye bırakıyorsunuz ve niye açık koşuyorsunuz yani? Yani tamam yüzüne ya da göğsüne çarptı ama eline de çarpabilir yani. Orada bizim yani futbolcuların da şeyi var, net hatası var. 2-1'den sonra ceza sahası içinden şut attırdılar, Musler'i çıkardı. Abi şimdi e, en nihayetinde bu iş şuna geliyor. E, bence e, başkan, başkanlık makamıyla nihayet tanıştı. Ben de öyle düşünüyorum. Biri yazmış zaten dün. Bayağı Burak Elmas'ı tekleyerek. Başkanlığa hoş geldin <laughs> hoş Evet. Abi. Başkanlık makamıyla nihayet tanıştı. E, kriz zamanlarında nasıl kararlar alacağını zaten evet. Şu an e, bu dönemler onun belki de e, gelecek adına belki de kendini çok güçlendireceği, sonrasında e, arkasına çok büyük destek alabileceği zamanlar da olabilir. Şu an böyle çok tepki almasına ben çok e, takılmıyorum. Çok doğaldır. Futbolda özellikle Türk futbolunda böyle anlık çok ciddi reaksiyonlar çok doğaldır. E, ben ona takılmıyorum. İnşallah başkan buradan çok güçlenerek ve arkasına i̇nşallah, e, inşallah. ciddi destek alarak çıkar. Çünkü işi çok zor. E, bugün e, PFDK'dan önce Kimin kaç maç ceza alacağını söyleyen gazeteciler var. Evet. İstediği raporu çıkartıp istediği TV'de yayınlayan gazeteciler var. Bugün bir Volkswagen bayisine gidip ne kadar haber yaptırabileceğinizi tahmin edebileceğiniz gazeteciler bunlar. Yani yatak odasını bu kadar herkese açmış bir federasyon var. PFDK var. Bunlardan utanması gereken de Türk Futbol Federasyonu. Ya Böyle her gizli şeyi yatak odasında geçen her e, konuşmayı e, basına yansıtacak kadar iş bilmez bir federasyon var. Ya dedim ya artık bu Türk sporunun yüzü zımpara olmuş, zımparalamaktan artık böyle dümdüz olmuş. Allah herkese kolaylık versin diye başka da şey diyemiyorum. Ve e, istiyorsanız var var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yok abi. Ee, yan branşları da bir sonraki evet. programa isterseniz bırakalım. Bayağı uzattık çünkü. Ee, bir sonraki programda onları da daha uzun konuşuruz. Ağzınıza sağlık. Evet ağzınıza sağlık sizin de. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa. Hatta son 870 kişiyiz. Arkadaşlardan son bir de son beğeni, bir isteyelim. beğeni isteyelim. Evet. Sonrasında da yorumlarla e, destek verirseniz seviniriz. Ee, i̇nşallah Lazio maçından sonra güzel, e, bir, e, güzel bir yayınla beraber e, oluruz. E, ben öyle olacağına inanıyorum. Oradan ee, mı bağlanacaksın? Oradan bağlanacağım inşallah. Bakalım. alırsa <laughs> Eğer tabii bir Biraz sıkıntı çıkmazsa, şey. e, sınırda falan bir sıkıntı çıkarmazsalar. inşallah bağlanacağız. E, o zaman kapatıyorum. Eyvallah. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.